Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Ceyda, anneciğim kalkar mısın? Geç kalacağız. Kendimi iyi hissetmiyorum. Aa. Ateşin de yok yavrum. Ama karnım ağrıyor. Ceydoş, anlat bakayım bana neler oluyor? Anne, ne olur beni okula götürme anne. Derslerimi de evde yaparım. Ödevlerimi de evde yaparım. Ne olur götürme anne okula beni. Ne olur. Nedenmiş o? Çünkü herkes benden nefret ediyor. Kimmiş o herkes? Bütün sınıf. Hayır. Senden nefret falan etmiyorlar. Sadece seni doğru düzgün tanımıyorlar o kadar. Ama ben kendimden nefret ediyorum. Ceyda. Kızım söyleme böyle şeyler. Bak bakayım bana. Sen dünyalar güzeli, harika bir kızsın. Birkaç tane kötü kalpli... Birkaç tane mi? Bütün sınıf anne, bütün. Benim bir tane bile arkadaşım yok. Hah. Küçük Prens'le Tilki'nin dostunu hatırlıyor musun? Hani... Birbirlerini tanımak için ne kadar zaman harcamışlardı değil mi? Dost olabilmek için ne kadar emek vermişlerdi. Çok yakında seni tanımak için de zaman harcayacak arkadaşların olacak. Ve senin ne kadar harika biri olduğunu anlayacaklar. Sana söz veriyorum. Maalesef okuldaki çocuklar henüz senin kadar olgun değiller. Ama büyüyünce bu durum değişecek. Gerçekten. Ama o zamana kadar pes etmek yok, tamam mı? Tamam mı dedim? Ceydoş. Fındık burun, güzel yanak, tatlı dudak, aşkım. Tamam mı? Tamam. Hadi çak o zaman. Hadi bakalım geç kalıyoruz. Kalk 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 çantanı da. Aşkım. Aferin Ceyda, bravo sana. Güzel bak, şu patlayacak şimdi. Çok güzel, çok iyi gidiyorsun Ceyda. Bravo sana. Ahmet, oğlum ne yapıyorsun sen? Hiç öğretmenim. Hadi Ceyda, az kaldı. Aferin kızım. Öğretmenim, kolum ağrıyor. Hadi sık dişini bak. Yaparsın sen, hadi kızım. Yapamıyorum. Hadi Ceyda'cığım. Göğsüm ağrıyor. Yapamıyorum. Sen üzerinde zıpladığın yer nasıl hissediyor? Susun bakayım. Ahmet sen sağda iki tur koş gel bakayım. Sen nasıl hissedeceksin? Hadi Ceyda'cığım dayan. 10 saniyen kaldı. 10, 9. Öğrenmenim yapamıyorum. 8, 7. 6, 5, 4, 3. Ceyda. Ceyda. Ceyda iyi misin kızım? Mehmet devreye git, Nihan hemşireyi çağır çabuk. Ceyda. Açılın, çekilin. Çekilin, geri çekilin. Alo. Alo, bir öğrencim kalp krizi geçiriyor. Evet, 10 yaşında. Turalı Caddesi numara 10. Acil ambulans bekliyoruz.
Günaydın, ne haber? Günaydın. İyi buldun beni. Ne yapıyorsun sen burada bu saatte? Daha Aysel hemşire gelmemiş. Hasta bekliyorum sabırsızlıkla. Ha. Yoksa kaçıyor olabilir misin? Neden? Ekipten. Ya da vereceğin karardan. Hayır. Ne yaptığını düşündün mü? Kim gidiyor? Düşündün mü yoksa kaçmak için gazeteyi mi gömüleceksin? Ne yapacaksın? Ben de böyle tahmin etmiştim zaten. Aha, Aysel hemşire gelmiş. Nereden hanım? Muzo'nun suratından. Hocam kusura bakmayın biraz döküldü de. Önemli değil Muzo, mazeretim var. Hayırdır ya Muzaffer, ne oldu? Hocam. Kalp rahatsız biraz, virüs kapmış. Hocam demeyin öyle. Ne diyeyim Muzo? Ne oldu ya? Hocam birazcık şey oldu da. Ne? Anlat anlat Orhan Hoca'na. Ha? İyi anlar bu kalp işlerinden Orhan Hoca, kardiyolog gibidir vallahi. Ne desem şimdi? Bilemedim ki. Söyle söyle. Tam adamı. Hocam Tamam size doyum olmaz, ben gidiyorum. İşim gücüm var benim. Ne yaptığınız belli değil. Hocam. Hocam ben ne yapacağım böyle? Elim ayağıma giriyor. Baksanıza halime. Muzo dedim ya, beni aşar bu işler. Sen Orhan Hoca'na anlatacaktın. Tam onun alanı. Tüh, keşke anlatsaydık. Neyse, bir dahaki sefere. Hocam ben çıkayım o zaman. Çık bence de. Yalnız dikkatli ol. Bankonun önünden geçerken kafanı önüne kaptır git, tamam. Bakmadan hocam, tamam. Sonra bayılır mayılırsın maazallah, tamam. Hay hay hocam, tabii ki. Ulan yarısını dökmüşsün be, sevdalı. Günaydın. Ay günaydın Orhan. Geciktiniz mi biraz? Evet geciktim. Evden bir türlü çıkamadım yani. Hayatımda ilk kez ayaklarım geri geri gitti, gelmek istemedim. Şu vahap mevzusunu Ateş anlattım. Ha haberim var yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok can sıkıcı. Ama merak etme, Ateş bir yolunu bulur. Yok Orhan, bu sefer bir yol kalmadı. Bulamayız hiçbir şey. Yani tanı birimden biri mutlaka kovulmak zorunda. Bu kadar ümitsiz mi durum ya? Evet. Çünkü Vahap elim kolum bağlamış durumda. Hiçbir şey yapamıyorum. Ve yani bir yerlerden para kısıtlaması yapmaya çalışıyor. Bunu da oradan yapacak. Şimdi odama gideceğim. Kesin yine oradadır, işgal etmiştir. Kolay gelsin. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim. Senin görmemen normal de ben 25 yıldır görmedim böyle bir vaka. Yani gerçekten çok ilginç. Ben de o yüzden dosyayı size paslıyorum ya. Hocam ama Ateş Hoca ile acaba siz mi konuşsanız? Yani benim ikna etmem biraz zaman alıyor da. Aman Zeynep, beni bulaştırma hocanıza. Ama hocam şimdi... Yani Zeynep, hoca senin hocan. Git anlat, konuş işte. Karşı karşıya getirme hekimoğluyla beni Allah aşkına. Şimdi vakayı verdiğime vereceğime pişman edecek. Tamam hocam. Ben size haber vereceğim. Peki, kolay gelsin. Günaydın İpek Hanım. Günaydın İpek Hanım. Günaydın Vahap Beyciğim. Vahap Bey, siz artık böyle yoruluyorsunuz. Bir yer ayarlayalım mı size, bir oda filan? Yo yo, hiç gerekmez. Daha önce de söylemiştim, öyle bir ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Benim var ama. Efendim? Yok bir şey Vahap Beyciğim. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Evet İpek Hanım, şu Hekimoğlu'nun ekibi... Evet, kendisiyle konuştum. Birini işten çıkarması gerektiğini biliyor efendim. Ha, güzel. Yani güzel derken
söylemeniz iyi olmuş. Peki ne zaman? Ne zaman? Yani ne zaman çıkarmasını söylediniz kendisine? Yok. Hayır. Ona kendisi karar versin diye düşünüyorum. Ha. Yok. Ona bırakmayalım. Şöyle yapalım. Üç gün. Üç gün içerisinde bu kararı verip çıkarsın lütfen. Anlayamadım. Nasıl üç gün? Niye anlamadınız? Anlamadım. Ben onu anlamadım. Vahap Bey, şimdi bu doğru bir davranış mı? Yani bunlar önemli kararlar. Öyle hemen kestirip atamayız. Zamana ihtiyacımız var. İpek Hanım, şöyle diyeyim size. Üç gün içerisinde o ekipteki üç kişiden biri mutlaka gidecek. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bu nedir yahu? Nedir artık yahu? Sınavım mı var ne? Sınanıyorum ben. Net. Selim Şire, siftah yapalım, gönder gelsin. Yok mu pasta, börek, çörek, kurabiye? Yok hocam ya. Aa, alıştırdın bizi. Selamlar. Merhaba doktor bey. Evet. Neyimiz var bakalım? Şey, hafızasını kaybetti. Hiçbir şey hatırlamıyor. Beni bile hatırlamıyor. Ben komşuya gitmiştim 2 dakika şeker almaya diye. Sonra geldim bir baktım yerde yatıyor. Hem kan ter içinde hem de beni hatırlamıyor. Yani ne beni ne kimse hiçbir şey hatırlamıyor. Evet. Bizi hastamızla 5 dakika yalnız bırakabilir misiniz? Ama kalsam? Güvenin bana. Doktorum ben. Ben geleceğim, tamam mı? Şöyle. Söyle bakalım, adın ne senin? Berkcan. Aha. Bir anda hatırladın. Bir şey oldu. İyileştin galiba. Peki bir şey daha soracağım sana. Ne kırdın? He? Söyle bakalım. Tamam, bir sorum daha var o zaman. Futbol mu, basketbol mu? Hı? Koridorda. Annen gittikten sonra futbol mu oynadın, basketbol mu? Vantuzlu pota? Hı? Kanter içinde kalmışız. Elimizde kesikler, çizikler var. Bir şey kırılmış. Söyle bakalım nasıl oldu? Şutumuzu çektik, top ağlarda gol kırıldı. Ne kırıldı? Peki tamam, o zaman şöyle yapalım. 5 saniye veriyorum sana cevap için. Bakalım ne kadar akıllısın. Tam 5 saniyen var. Süren başladı. 5, 4. Vazoyu. Vazo. Demek vazo kırıldı. Hay Allah. Sonra ne oldu? Annemiz komşudan eve döndü. Anne, hafızamı kaybettim sendromu, öyle mi? Tamam. Tamam. Peki o zaman ne diyeceğiz anneye şimdi? İlaç verdim, iyileştir ya doktor amca, olmaz mı? Ne diyeceğim bir daha söyle bakayım. İlaç verdim, iyileşti de. İlaç verdim, iyileşti. Dur ezberleyeyim ben onu. İlaç verdim, iyileşti. İlaç verdim, iyileşti. Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe sarı lacivert belli oluyor. İlaç verdim, iyileşti. İlaç verdim, iyileşti. Evet. Ne oldu doktor bey, nesi var? Korkusu var. Ne? Ana korkusu. Koridorda oynarken topla vazoyu kırmış. Sonra da bir yalan uydurmuş. Dum adım adım. Oh, bir şey yok yani. Yok. Çok şükür. Çok sağ olun doktor bey. Ne demek, görevimiz. Evet. Aysel hemşire. Gönder yerisini. İyisinden bir şey ver bakalım bana. Ateş, konuşmamız lazım. Eyvah. Duydun mu Aysel hemşire? Bu cümleyle başlayan konuşmaların sonu genelde hayra alamet olmamıştır. Bunu hiçbir zaman unutma, tamam? Çok tatlısın ama bu taraftan şöyle gelir misin Ateş? Yalnız konuşalım. Yalnız. Hı hı. Bir de yalnız ayvayı yedik. Hadi bakalım. Çok mu kötü?
Hadi bakalım sapla hançeri. Vahap geldi az önce. Ha. Ne diyor senin şu küçük Frankenstein'ın? Ne diyecek? Kimin gideceğine bir an önce karar vermeni istiyormuş. Adam haklı. Efendim? Haklı adam. Sonuçta performans değerlendirmelerini yapar yapmaz birini göndereceğim. Ama tabii sonra bir de değerlendirmelerini yapmak lazım sonuçta. Bu kadar ciddi bir konuda dikkatli düşünmek lazım. 2 aya falan biter. 3-4 bilemedim 5-6. Ateş bak bu işten kaçışın yok tamam mı? Yara bandı gibi düşün. Söküp atacaksın. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Yara bandı. Ya minik bir fark var tabii. Yara bandı gibi 2-3 liralık bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir insandan bahsediyoruz burada. Niye umursuyormuş gibi yapıyorsun? Sen niye umursamıyormuş gibi yapıyorsun? Ateş üstün. Tamam mı? Hallet şunu. Ne kadar kolay. Söylüyorsun. 3 günüm var. Hallet. Ben çok mu memnunum sence? Öyle mi görünüyorum? Evet. Gayet memnun görünüyorsun. Kimin fikriydi bu? Senin mi? Küçük canavarının mı? Ateş bak yapabileceğim bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan yapmıştım zaten. Merhaba hocam. Merhaba. Dediğim gibi yapabilecek bir şeyim yok. 3 gün. Çok üzgünüm. 3 gün. Hocam Emin Aktun Hoca bize bir hasta yönlendirdi. Hangi Emin Aktun Hoca? Kardiyolog olan mı? Hı hı. Tanımıyorum. Emin misiniz? O sizi tanıyor çünkü. Şöhret başa bela. Neymiş sıkıntı? Kalp krizi. Kalp krizi. Hı hı. Kardiyolog. Artık kardiyologlar da kalp krizlerini bana yollarlarsa işimiz var demektir. Hasta 10 yaşında. 10 yaşında mı? Şunu baştan söylesene. Direkt 10 yaşında kalp krizi diye dosyayı kucağıma atsana. Ekip nerede? Odadalar. Hadi bakalım. Hocam 10 yaşındaki çocuklar kalp krizi geçirmezler. Haklı. Bence konu kapandı. Ne yapalım? Dağılalım. Hadi herkes evlere. Benim demeye çalıştığım şey şu, yani bir hata olmalı. Bence de bir hata var. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Bence bu kız aslında 40 yaşında olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. Belki de oyuncu. Oyuncu olabilir. Ha? Korku filmi gibi düşünsenize. Bence testlerde bir hata olmuş olabilir. Yani çünkü mantıklı değil. Acildekiler de öyle düşünmüş. Bu yüzden 3 kez CKMB bakmışlar. Yüksek çıkmış. Ayrıca EKG'de ST elevasyonu da var. Yani kalp krizi. Hocam hasta morbid obez. Şişmanlığın morbid düzeyde olması tehlike çanlarını çalıyor demektir. Yapma Emre Allah aşkına. Yemek yiyerek kalp krizi geçirmek seneler alır. Çocuk daha 10 senedir bu dünyada. Zehirlenme de yok. Ayrıca bir yıldan uzun süredir de yorgunluk, kas ağrısı ve konsantrasyon problemi yaşadığını söylemiş. Bunlar da yine kızın kilosundan ve depresyonundan kaynaklanıyor olabilir. 5 pediatrist, 3 beslenme uzmanı ve 1 psikolog da aynen böyle demiş. Ama kız kalp krizi geçirmiş. Demek ki bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Ne? Yani genetik bir şey olması lazım o zaman. Metabolik sendrom. İnsülin direnci. Metabolik sendrom inmeye sebep olabilir ama kalp krizinden emin değilim. Yüksek tansiyonu varsa kalp krizine de neden olabilir. Ki kilosu da böyle olabileceğini gösteriyor. Semptomlar uyuyor. O zaman hastaya hiperinsülinemik, o glisemik kelepçe uygulayayım. Bu arada 3 gün içinde içinizden birini kovmam gerekiyor. Ab Bey amca, yeni patron. Biliyorsunuz, kemer sıkma politikası falan. Anladınız siz beni.
şimdi? Oynuyor bizimle. Hekimoğlu'nun bu şirin eğlencelerinden bir tanesi. Hekimoğlu değil bu kez. Vahap Bey'in işi bu. Ben o kadar emin değilim. Vahap'ı mı bahane ediyor diyorsun yine? Öyle ya da böyle. Bu olayın bize etkilemesine izin vermemeliyiz. Nasıl olacak o Zeynep'ciğim? Senin şu kişisel girişim kitaplarında bir şeyler yazmıyor mu ya? Emre, iki dakika dalga geçme. Birlik olmalıyız diyorum. Neden birlik olmalıyız? Ne neden Emre? Sen hiç birlikten kuvvet doğar diye bir şey duymadın mı? Duydum, duydum. Sen şey duydun mu Zeynep? Her koyun kendi bacağından ısınır, duydun mu? Bu aynı zamanda kendi düşen ağlamaz demek. Biliyorsun değil mi? Deyimler ve atasözleri saatimiz bittiyse artık hastamızın başına dönebilir miyiz arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bir saniye. Sen ne diyorsun? Ben Hekimoğlu tam da bunu istiyor diyorum. Biz birbirimize düşerken o da çayını öpürtedip bizi izleyecek. Ve kendisine o tatmini yaşatmak istemiyorum. O yüzden senin tarafındayım. Güzel. İşte bu. Güzel. Yani ikiniz de aynı fikirdeyseniz şansım ikiye karşı bir. O da güzel. Yoo. Sen birbirine destek olmayı çok yanlış anlamışsın. İki kişinin birbirine destek olması demek üçüncü kişinin kuyusunu kazacakları anlamına gelmez. Siz bu dediklerinize inanıyor musunuz? Evet. O zaman ya birlik olup hayatta kalırız ya da ayrılıp ölürüz. Arkadaşlar bu kadar dramatize etmenize gerek yok. Ayrıca kimsenin öleceği falan da yok. İkiniz de iyi tanıyorsam, ikiniz de işinizi kaybetmemek için birbirinizi havada karada satarsınız. Ha Zeynep? Ben öyle bir şeyi asla yapmam. Ben de yapmam. Çok güzel. Müthiş. Göreceğiz bakalım. Üç gün mü? Manyak mı bu adam? Manyak. Böyle bir karar üç günde nasıl verilir ya? Ateş ne diyor? Ne desin, sinirlendi tabii ki. Bu sefer o haklı, ben haksızım. Hayatım seninle bir alakası yok. Bu adamın böyle manyak olduğunu nereden bileceksin? Bilmem gerekirdi. Yani birinin eline bu kadar gücü teslim ediyorsan öncesinde iki kere düşünmen lazım, öyle değil mi? Gözünüz aydın. Ne oldu? Söyledim sonunda ekibe. Neyi? Üç güne kadar birinin gidici olduğunu. Hayda. Niye şimdiden söylüyorsun Ateş? Niye söylemeyeyim? Ha? İşte üç gün boyunca izlersiniz dizi gibi birbirlerini nasıl yediklerini. Gurur Duyu eserinde İpek Tekin. Doktor, bunun İpek'le ne alakası var? Ne işin bir şey yapıyorsun? Kimle alakası var? Ben mi getirdim adamı başımıza? Ben kalkacağım. Poliklinikte yapmayacağım. Sinirini çıkartacak yer arıyor. Yani üstüme alınıyorum tabii ki. Haklı bir yandan. Vahap geldiğinden beri her şey birbirine girdi. Tamam tamam, düzelir. Hocam. Aysel hemşire, ben de senin yanına geliyordum. Olsun hocam. Teşekkür ederim. Hocam, tanı biriminden birisi işten mi çıkarılıyormuş? Haberim yok. Sen nereden duydun? Arkadaşlar duymuşlar. İpek Hoca ile Orhan Hoca konuşurken Vahap Bey masrafları azaltmak istiyormuş. Ama belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Hocam peki sizce bu genel bir karar mıdır? Sanmam. Öyle olsa duyardık biz. Belki Ateş Hoca ile ilgilidir. Yani sana da gelip sorular soruyormuş ya. Ya anlamadım ki ben de. Yani kızım diyabet hastası mı? Hayır, ama benzer bir rahatsızlık. Metabolik sendromda vücut insüline direnç geliştirir ve gereğinden fazla salgılanmasına sebep olur. Bu da metabolik rahatsızlıklara neden olur. Şimdi bizim emin olmamız için test yapmamız gerekiyor ama sizin izin vermeniz lazım. Peki bu hastalığın tedavisi var mı? Düzgün bir diyet ve egzersiz programıyla kontrol altına alınabilir. Bir dakika. Ceyda zaten dengeli besleniyor ve her gün spor yapıyor. Daha önceden başka beslenme uzmanlarıyla görüştüğünüzü biliyorum. Evet, ve önerdikleri her şeyleri yaptık. Anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Neden kimse kızımın kilosundan başka bir şey göremiyor? Eğer dengeli beslenme ve sporla ilgili bir tedavi düşünüyorsanız yanlış bir tanı koymuşsunuz demektir. Olabilir. Ama dediğim gibi emin olmak için izin vermeniz ve bu testi yapmamız gerekiyor. Başka şansım var mı sanki? Anne. Geldim. Buradayım kuzum. Ne oluyor?
Kuzucuğum şimdi sana bir tane test yapacağım. Test mi? Merhaba Ceyda'cığım, Zeynep ben. Seninle ilgilenen doktorlardan biriyim. Annenin dediği gibi sana bir test yapacağız. Ama önce kilonu ölçmemiz gerekiyor, tamam? Hah. Gel Muzaffer abisi. Şöyle bırakabilirsin Muzaffer. Merhabalar. Merhaba. Ben testi hazırlamaya gidiyorum. Kolay gelsin. Ceyda'cığım, seni böyle alabilir miyiz? Hayır, istemiyorum, istemiyorum. Anne, bir şey yap, istemiyorum. Ceyda, hadi anneciğim. Hayır. Ceyda, bu testi yapabilmek için hastası ölçümlerine ihtiyacımız var. Ve eğer kilonu tam olarak bilemezsek doğru sonuçlar da alamayız. Olmaz, istemiyorum. Bak bir tanem, ben de yanındayım. Korkmana gerek yok. Hadi. İstemiyorum. Ceyda, sana bir sır vereyim mi? Ben de senin yaşındayken çok kiloluydum. Benim kadar mı? Sen ne? Sen çok zayıfsın ya. Ben böyle bir şeydim ya. Yürüyemiyordum. Bana lakap takmışlardı mahallede. Neydi biliyor musun? Domdom Ali. Domdom Ali mi? Evet. Hababam sınıfındaki var ya. Ben hoşuma gidiyor gibi yapıyordum ama aslında acayip sinir oluyordum. Peki nasıl zayıfladın? Vallahi 9. sınıfa geldim. Bir anda boy attım. Bende kilo falan kalmadı. Annesi bende de olur mu? Tabii ki de olur. Annen çok uzun zaten. Ama biraz sabretmen, biraz beklemen lazım. Bir de doktor abilerinin söylediğini yapman lazım. Alabilir miyim seni? Tamam. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Hop, acım geldi mi? Orhan Hoca'nın hastası. CG'nin sonuçlarını bekliyoruz bugün. Biliyorum hocam, merak etmeyin. Gelir gelmez haber vereceğim. Aha, tamamdır. Zeynep hocam. Aa, ne haber? Bileyim de esas sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Duydunuz değil mi? Duyduk. Hep Bahat Bey'in işleri değil mi bunlar? E hadi gel bir kahve içelim ha. Hem kafan rahatlar, laflarız biraz. Yani çok vaktim yok ama bir 10 dakika içeyim. Tamam. Aha. Aa. Hoş geldin. Hayırdır? Nereden çıktın Turan? Hayırdır, hayır. Da Tufan hocam. Ayıp ediyorsun ama. Şimdi bana bir harfin pazarlığını yapmayacaksın herhalde. Aa, yok yok. Turan da olur ya. Şey hocam, böyle kusura bakmayın, apar topar alelacele böyle geliverdim habersiz. Elim de boş geldim. Ne olacak canım? Sen yabancı değilsin. Bizden sayılırsın. Evet. Anlat bakalım, nedir şikayet? Var mı internette yeni hastalık trendleri, kendine yakıştırdığın değişik bir şey? Aa, yok yok hocam, bu sefer hastalık için gelmedim. Bu kez hayırlı bir iş için geldim. Böyle bir karar nasıl 3 günde verilir, neye göre verilir ben anlamıyorum. Vallahi hiçbirimiz anlamadık ki. Çocuk oyuncağı mı canım bu? Bu Vahap Bey'in bir hastanenin nasıl işlediğiyle ilgili en ufak bir fikri yok bence. Öyle görünüyor. Bakalım başka departmanlara da sıçrayacak mı bu iş? Herkes şimdi onu merak ediyor değil mi? E tabii canım. Herkes diken üstünde. Sıra ne zaman bize gelecek? Vahap Bey kafayı bize takar mı? Herkes gergin. Bakalım ne olacak işin sonu? Hayırlısı. Ben kaçayım artık. Konuşmak çok iyi geldi bu arada. Teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sen Ceyda'ya büyüyünce zayıflarsın dedin ama obezite büyüyünce geçen bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Hadi ya. Ciddi misin? Ciddiyim. Niye hastayı yanlış yönlendiriyorsun? Sen hayatında hiç sonradan dal gibi olan dombili bebek görmedin herhalde. Kız bebek değil Mehmet Ali. 10 yaşında. E biz de üstüne gidip kızı daha mı kötü hissettirelim anlamadım. Hayır ama en azından doğruları söyleyebilirdik. Allah Allah ya. Kıza biraz moral vermek istedim. Ne var bunda? Ne deseydim yani? Hayatın boyunca kilo veremeyeceksin. Böyle mi kalacaksın deseydim anlamadım. Eminim kendini zaten yeteri kadar kötü hissediyordur kızcağız. Bir de biz üstüne gitmeyelim bence.
Zaten toplum başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor. En azından çocukları rahat bırakalım. Hayır Zeynep, toplum çekici ve güzel olmak için zayıf olmamız gerektiğini söylüyor. Ve bil bakalım neden. Çünkü çekici bu demek. Toplumun bakmaktan hoşlandığı şeyler çekicidir. Çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence. O yüzden mi diyetler yapıyorsun, kuş kadar yemekler yiyorsun Zeynep? Sağlıklı olmak için mi? Ne oluyor sana? Nerede o Diyarbakır'da çocukla çocuk olan Emre'ye? Ne yaptın ona? Bırak ya. Muhtemelen kovulacağını bildiği için fabrika ayarları bozuldu. O kadar emin olma Mehmet Ali. O çanların kimin için çalışacağı hiç belli olmaz. Yani hekim oğlu bu. Değil mi? Kahve isteyen? Bütün hastane bu durumu konuşuyormuş. Hangi durumu? İçimizden birinin gideceğini. Allah'ım yarabbim ya. Biz tabii küçük dünyamızda hiçbir şeyden habersiz yaşıyoruz. Aynen. Heh. Mehmet Ali, ben de seni arıyordum. Beni mi? Neden? Hemen polikliniğe gitmen lazım. Benim mi? Şu an seninle konuştuğuma göre. Anladım. Vaka var yalnız. Tamam. İkisini bir arada yürütebilirsin. Değil mi? Yapabilir misin böyle bir şey? Tabii ki de. Peki. Neden bu piyango sürekli beni bulmaya başladı? Neden yani? İpek hocam. Hocam merhaba. Ben de size gelecektim. Ne oldu hocam? Önemli bir şey mi var? Hocam bizim asistanlar endişelenmişler. Yani bu işten çıkarmalar hastane geleneğe yayılacak mı diye. Hangi işten çıkarmalar? Hekimoğlu'nun biriminden birisi çıkartılacakmış. Siz nereden duydunuz bunu? Hocam bütün hastane bununla çalkalanıyor. Yani doğrudur diye düşündüm. Evet böyle bir durum var ama genel anlamda değil hocam. Yani özel bir durum, endişelenecek bir şey yok. Yani zarar eden birimlerde kısıntıya gidilecekmiş diye duyduk da. Hocam olur mu öyle şey? Fabrika mı burası? Yani dediğim gibi özel bir durum. Endişelenmeyin lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Zaten öyle bir durum olsa doğrudan siz gelir konuşursunuz. Ama yine de emin olmak istedim. Aynen öyle. Hiç merak etmeyin. Peki. Olmaz. Olur mu canım öyle şey? Ya hocam Allah aşkına ne olur ya lütfen. Olmaz Turan. Ama hocam siz demediniz mi ya? Kalk şu bilgisayarın başından sokağa çık, hayata karış diye. Ben de sizin dediğinizi yaptım. Ben sana git evlenme dedim canım. Ama hocam çok ani gelişti böyle yıldırım aşkı gibi. Ben teklif ettim. Kız da kabul etti. Ama kızın ailesi bana vermiyor. Yani işsizmişim, güçsüzmüşüm, güvencem yokmuş diye. Ne yapabilirim? Ya benimle gelip kızı siz isteseniz. Ha? Yani duyduğuma göre doktor isteyince kızı veriyorlarmış çünkü. Yok onu sen yanlış anlamışsın. O doktor kızı kendine isteyince oluyor. Yok yok hocam öyle değil. Şimdi siz beni bir araba gibi düşünün. Tamam mı? Böyle hani ikinci el araba pazarında doktordan araba var ya. Bu da damat pazarı. Ha? Yani doktor isteyince daha ikna edici oluyormuş. Aile daha kolay veriyormuş kızı. Yok. Benim pek sevdiğim işler değil bunlar. Tamam. Yok mu senin bir aile büyüğün? Şey hocam. Benim annemle babam ben küçükken trafik kazasında sizlere ömür. İstanbul'da da yok yani öyle bir büyüğüm falan. Daha doğrusu sizden başka güvenebileceğim kimsem yok. Turan kusura bakma. Benlik iş değil bu. Peki hocam. Ben gideyim. Kolay gelsin size iyi günler.
Evet, Aysel hemşire selam. Merhaba hocam. Bugün hekim onun yerine ben varım. Tamam. O zaman her zaman bekleriz sizi. Arada geleyim ya, kıymetim olsun. Olur. Merhabalar, Azmi Bey. Merhabalar, Doktor Bey. Şikayetiniz nedir? Hocam, benim doyma hissim yok. Yani mideme söz geçiremiyorum. Yani yedikçe yiyesim geliyor. Anladım. Kan değerlerinize bakalım. Sağlıklı gözüküyorsunuz. Öyle fazla bir kilo probleminiz de yok. Obezite cerrahisi yapabiliyor musunuz siz burada? Obezite cerrahisi? O öyle isteyince yapılan bir şey değil. Yani sağlığınızla ilgili bir problem olmadığı sürece hiçbir cerrah bunu yapmaz. Hocam benim çok acil kilo vermem lazım ya, lütfen. Bir şey göstereceğim size. Bir saniye. Kız arkadaşım Ece. İyiymiş. Vallahi helal olsun. Hocam yani kızı gördünüz. Yani ben halı saha o Şampiyonlar Ligi. Öyle de mi canım? Halı sahaların tadı bir başkadır yani. Ya öyle. Ama yani çok da aşığım. Şimdi beni bırakacak diye ödüm patlıyor benim. O yüzden benim böyle bir zayıflamam, böyle bir kas falan yapmam lazım. Anladım. O zaman ben size bir beslenme uzmanına yönlendireyim. Size bir diyet programı yazsın, olur mu? Diyet yok hocam, istemem diyet. Anladım. Spor yapın o zaman. Ne bileyim, crossfit, ağırlık falan. Ha? Spor mu? Yok hocam, onu da istemem ben, spor olur mu? Tıkandık o zaman biz. Ha? Başka yapabileceğim şey var mı? Yok. Teşekkür ederim, iyi günler. Az ye. Ne bileyim, ekmeği falan kes. Tamam. Ay Aysel hemşire, benden bu kadar. Biraz vakamla ilgileneceğim. Tamam hocam ama bekliyorum her zaman. Sen de bayağı bir sahibi gibi oldun ha. Ne diyorsun? Ne konuda? Kim gidecek onu soruyorum. Bakacağız. Bir fincan çay, bir de bu. Diyorum ki, bu Vahap Bey amcayı üçünün bir arada kalmasının daha karlı olduğuna bir şekilde ikna edeyim. Eminim ikna edersin. Bak sana söylüyorum. İş yerindeki ayak oyunları senin bu dizideki entrikalara benzemez. Rica ediyorum senden bu adama kafa tutma. Tamam mı? Birlikte mi ayrı ayrı mı? Birlikte. Değil mi hocam? Tabii olur. Buyurun. Bu arada sana ne soracağım? İspiyoncuyu bulabildik mi? O mevzu beklemede. Şimdi biliyorsun daha acil mevzular var önümde. Şu anda zaten herhangi birisi içlerinden beni ispiyonluyor olabilir. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vahap Bey, simit yok galiba bu sefer. Simit yok bugün. Çünkü buranın simiti pastane simiti. O da hoşuma gitmiyor. O simitler çok şekerli oluyor hamuru. Sağlığa zararlı. Glisemik endeksi yüksek. En güzeli sokak simiti, ben size söyleyeyim. Ama öyle her sokak simiti de alınmaz. Benim çok iyi bir taş fırınım var. Oradan alıyorum. Biraz uzakta ama Muzaffer sağ olsun bir koşu aldı. Alır alır. Sağ olsun Muzo. Koşar. Her işe koşar. Kendinize bir fırın almayı düşünmez misiniz? Vallahi çok iyi fikir. Doktor, hem insan bildiği işi yapmalı değil mi? Ateş hocam, ben çok çabuk öğrenirim her şeyi. Hiç merak etmeyin. Simit işinde, hastane işinde. Beni o kadar yabana atmayın yani. Bu arada siz İpek Hoca ile toplantı yapabildiniz mi? 3 gün. O iş bende. Güzel. Efendim Ali. Tamam, hemen geliyorum. Tamamdır. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Doktor, geliyor musun sen de? Dizim var. Peki, tamam.
Görüşürüz. Bize gelecek diye konuşmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu hastanenin dengesini bozmaya bir tane adam yetiyormuş demek ki. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Heh. Kumanda. Kumanda. Hocam getirdim. Sağ ol. Sevgilim, aklım çıkıyor taburcu olacaksın diye. Hele ben nasıl korkuyorum bir bilsen. Korkuyorum, neye korkuyorsun? Sevgilim, bir fikrim var. Nedir sevgilim? Zehirle beni. Ne? Hayır. Neler diyorsun sen? Ama aşkım, açıklamama izin ver. Hayır. Seni nasıl zehirlerim? Olmaz. İzin ver, açıklayayım. Sevdiğim kadına bunu yapamam. Bir dur bak, açıklayayım. Böylece burada daha fazla kalabilirim. Ve ayrılmayız. Ya sana kötü bir şey olursa? Olmaz. Onu da düşündüm ben. Açıklayabilirim. Bu riski alamam. Size iyi eğlenceler Ateş Hocam. Eksik olmayın. İmkansız. Tavsiye ederim. Doktorlarla ilgili. Hastane falan. Önce bir açıklasaydın. Teşekkür ederim. Benim öyle bir vaktim yok. Ama... Bana panzehiri sadece sende olan bir zehir ver. Böylece... İstediğinde iyi et beni, gerektiğinde de hasta. Ne dersin? Benim akıllı aşkım. Yarın için değiliyorum seni. Aşkım. Mertlilikten de anlasam. Glikozu dakikada 6.9 miligram olacak şekilde arttırıyorum. İyi misin? Çok sevdim. Çok az kaldı. Birazdan bitecek. Aynı Emre'nin bu hastanede kalan zamanı gibi. Bu iddiaya girersen büyük kaybedersin demiş miydim? Sevdim dedim. Canım benim. Bir 5 dakika daha dayanmaya çalış olur mu? Ben senin canın falan değilim. Ceyda kibar davran. Asıl onlar kibar davransın. Ceyda kızım çok ayıp. Ne yapıyorsun? Onların yaptığı ayıp. Ben devam etmek istemiyorum. Ceyda. 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 Ceyda kızım sakin ol. Ne yapıyorsun? İstemiyorum. Bırakın istemiyorum. Bırakın istemiyorum. Çeksiyonu bırakın. Böyle görmedim daha önce. Ceyda kızınız onlar. Ceyda tamam sakin ol. Bırakın. Kupa bir istemeye gidiyor. Zeynep. Bırakın. Tamam. Bırakın. Ceyda'cığım dur. Dur. Emotik. İstemiyorum. Yüz hareket. Ne yapıyorsunuz kızıma? Yapamıyorum. Zeynep gel. Gel Zeynep. Simge Hanım, hipoglisemi geçici psikoz nöbetlerine sebep olabilir. Ve hiperinsülinemik öklisemik kelepçe işleminde bu çok sık görülen bir komplikasyondur. Endişelenecek bir şey yok. Kendisine sakinleştirici verdik. Durumu şu an iyi. Ben zaten en başından beri bu işlemin yapılmasını istemiyordum. Bakın Simge Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Niye anlıyorsunuz ya? İşlem yapılırken onun durumunu kontrol edeceğinize kendi aranızda didişip iddialaşıp duruyordunuz.
Bakın, kızınızla yeterince ilgilenmemiş gibi göründüğümüz için özür dilerim. Lütfen Allah aşkına bu samimiyetsiz ve zavallı özürlerinizi sevginize falan saklayın, tamam mı? Tam tersi. Aslında bu hanımefendi zavallılık derecesinde samimidir. Ayrıca prosedürde hata yapmadılar. Siz kimsiniz? Ben laboratuvardan geliyorum. Kızınız hipoglisemik değil, kan testi sonuçları çıktı. Geçirdiği psikoz doktorlarımızın yaptığı herhangi bir şeyden kaynaklanmıyor. Peki nedir o zaman durumu? Vallahi hiçbir fikrim yok, dediğim gibi laboratuvardan geliyorum. Ama size iyi bir haberim var. Diyet ve egzersizle tedavi edilecek bir şey değil. Biz tekrar uğrayacağız. Başlayalım bakalım. Başka hangi durum 10 yaşındaki bir çocukta öfke nöbetine sebep olur? Saksı zamanı. Olay yeri inceleme. Hiperkoagulan durumlar pıhtı oluşturabilir. Kan pıhtısı da kalp krizine sebep olabilir hocam. Pıhtı daha çok inmeye sebep olur. Psikoza değil. Hayır, yanılıyorsun. Eğer pıhtı beynin amigdala bölgesini etkilerse öfke nöbetine neden olabilir. Tamam, haklısın. Her şey mümkün ama hiçbir durum bu yaştaki bir çocukta birden fazla pıhtıya neden olmaz. Kız, şişman. Obezite pıhtı neden değil. Aşırı şişman hastalarda yağ embolisi olabilir. Evet ama liposakşin yaptırdılarsa. Ama bence bizim hastamız yaptırmamış. Pardon da Zeynep hocam, bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü hasta 10 yaşında. Elimizde tıbbi bilgileri var. Ayrıca bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hiçbir plastik cerrah 10 yaşındaki bir çocuğa liposakşin yapmaz. Uzatma Nişantaşı. Kız liposakşin yaptırmadı. Teşekkürler hocam. Peki. Başka saçma sapan bir obezite tedavisi gördüyse mesela. Ne gibi? Zayıflama hapları. Bazı zayıflama hapları kalp ve pıhtı sorunlarına yol açabilir. Toksikolojisi temiz çıktı. Toksikolojisi temiz mi çıktı? Allah Allah. Ne zamandan beri toksikoloji orada burada satılan zayıflama haplarını içeriyor? İyi de hiçbir çocuğun annesi bu hapları kullanmasına izin vermez ki. Haklı. Hacım, annesi kızının bu haliyle mükemmel olduğunu düşünüyor. Yalan. Yalan, yalan. Herkes yalan söyler. Buna anne, baba, sülalenin bütün fertleri dahil. Şimdi başka pıhtı sorunlarına yol açmasın diye hastaya heparin ve varfarin verelim. Dolaptere, o hapları buluyorsun bana. Nereye zulaladıysa bulup çıkarıyorsun o hapları. Tamam, okuluna mı gidersin, evine mi gidersin, nereye gidiyorsan git artık. Hadi. Buyurun Zeynep hocam. Zayıflama hapı değil, merak etme. Hapları bul dedik de gelip benim ofisimde ara demedik. Hı? Annesiyle konuş. Gerçi bu zamana kadar bahsetmediyse annesi. Hocam birini kovacaksınız, kovun gitsin. Ama bize böyle kobay fareleri gibi davranıp bakalım birbirlerine ne kadar zaman yiyecekler diye test yapmaktan vazgeçin. Ne yapayım sence? Ne yapabilirim? O benim sorunum değil. Evet. Konuya karşı olan ilgisizliğini fark ettim. İçeride tıbbi görüşünü bile belirtmedin. Sen olsa kimi kovardın? İsim ver. Dedim ya, benim sorunum değil. Kolay gelsin.
Yani sadece fikrini merak etmiştim. İyi tamam, o zaman sen. Seni kovuyorum. Yani bir isim vermeyerek o ya da bu şekilde seçimini belirtmiş oldun. Emre. Niye? Böyle geçenlerde anjiyo yaparken hata yaptı diye mi? Yok. Herkes hata yapabilir. Çok parası var. O yüzden mi? O kadar çok parası var ki bir şeye de ihtiyacı yok. Emre bence bu işin değerini bilmiyor. Niye? İçeride çatır çatır kavga etti Zeynep'le işini korumak için. Evet, işini seviyor. Ama o daha çok buraya gelip sosyalleşmeyi, takılmayı seviyor. Ki bunda hiçbir problem yok. Ama burası bunun için doğru yer değil. Yani bana göre Emre bu işin gerçek ciddiyetinin ve değerinin farkında değil. Vay be. Şaşırdım. Neden? Zeynep'i mi seçeceğimi düşündünüz? Yok. Ben herhalde kimseyi seçmez diye düşünmüştüm. Pıhtıların oluşmasını engellemek için iki ayrı ilaç vereceğiz şimdi. Varfarin ve heparin. Canını acıtmayacaksınız değil mi? Yok hayır, merak etmeyin. Siz nasılsınız? Ben mi? Bilmem. Zaten benim nasıl olduğumun bir önemi yok. Olur mu öyle şey? Sizin sağlığınız da çok önemli. Yalnız mı büyütüyorsunuz Ceyda'yı? Evet. Eşimi 6 yıl önce trafik kazasında kaybettik. Ha. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Babası hayatta olsaydı daha kolay olurdu tabii. Haklısınız. Tek başınıza zor oluyordur. Tek başına zor tabii ama... asıl demek istediğim bu değildi. Yani benim işim... uzun boylu, heybetli, yapılı, bastığı yeri titretir derler ya hani. Öyle bir adamdı. Yani o hayatta olsaydı herhalde o çocuklar kızımla böyle uğraşamazlardı. Ama şimdi yalnız diye. Olur mu öyle şey? Yalnız değil, siz varsınız. Sizin gibi güçlü bir annesi olduğu için çok şanslı bir çocuk. Teşekkür ederim. Teşekkür edilecek bir şey yok. Gerçekler bunlar. Merhaba. Zeynep hocam, girelim mi artık? Ceyda merhaba. Merhaba. Merhaba Ceyda'cığım. Sana ilaç vermeye geldik. Korkacak bir şey yok, tamam? Anneciğim. Ceyda'cığım, bunu içmen gerekecek. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım. Aferin, şimdi su içeceğiz. Gel bakalım. Aferin, teşekkür ederim. Tabii ki sana da aldık. Yani sonuçta biz bir takım değil miyiz? Değil mi Zeynep? Bir de bu kadar zamanda sahada içtiğimi bilseymişsiniz daha iyi olmuş. Oho sen de. Git kendi kahveni kendin al o zaman arkadaş. Her kahve kendi bacağından. Arkadaşlar bakın, biz rakibiz ve bu kötü bir şey değil. Hoca yarın sabah da poliklinik yapmamı istedi. Niye? Bence beni zorluyor.
Bakalım ne kadar dayanırım diye. Birimizden birini istifa ettirmek güzel taktik olabilir. Yani bu üstüne gitme durum falan. Mobbing mi yapıyor diyorsunuz? Yok ya, söylediğim şey mobbing değil yani. Başka bir şey. Siz ne yaparsınız peki? Yani piyango size çıkarsa. Vallahi canım, benden vazgeçebileceğini hiç zannetmiyorum. Bu özgüven nereden geliyor? Hocanın öngörülemez biri olduğunu da düşündüğümüz zaman fazla rahatsın. Yani ekime doğdu diyelim Zeynep'ciğim. Sen? Vallahi ben çok üzülürüm. Bir süre bir şey yapmam, başka işte bakmam, dururum öyle. Kendimle yüzleşirim. Niye ben diye. Sen ne yaparsın? Aa, sen Amerika'ya gidebilirsin şu Tanju hocanın. Yok ya. Ben Amerika falan istemiyorum. İyiyim burada. Ben de iyiyim. Demek ki hepimiz halimizden memnunuz. Bu da güzel. Biz geldik. Ne düşünüyorsun böyle? Malumu. Hala karar vermedin mi? Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali'ye sordum. Sen benim yerimde olsan kimi seçerdin diye. Ne dedi? Emre. Emre dedi. Vay be. Öyle düşündüğümüz gibi etliye sütlüye karışmayan bir arkadaş değilmiş demek ki. Normal. Herkes gibi işini kaybetmekten korkuyor çocuk. Yok, herkes korkmuyor. Sen korkmuyorsun. Bilakis kovulmak için elinden geleni yapıyorsun. Mutsuzsun burada. Poliklinik, moliklinik. Yanlış mı? Yok. Doktor, ben tam da istediğim gibi bir yerde... ...istediğim işi yapıyorum. Dalga geçiyoruz. Bence ne yap biliyor musun? İstifa et. Sen bırak işi. Seçim yapmaktan daha kolay. Burada daha üstü bir güzelliğin saklanmış olduğunu sezinledi. Nedir ki çiçek? Güzelliği için gerekli hazırlıkları yeşil odasının çatısı altında tamamlamakla yetiniyordu. Kılı kırk yararak seçiyordu renklerini. Uslu uslu süsleniyordu. Kahve falan bir şey getirebilir miyim? İster misiniz? Aslında siz buradayken ben gidip alsam biraz hareket etmek iyi gelecek. Olur, olur. Tabii ki de. Ben beklerim. O kadar yorgun ki. En azından uyurken dinleniyordur diye avutuyorum kendimi. Okulda o kadar hırpaladılar. O kadar itip kalktılar, o kadar üzdüler ki beni. Halbuki ne kadar güzel bir kalbi var. Neden kimse onun kalbini görmek istemiyor? Çocuklar çok acımasız olabiliyorlar. Büyüyünce pişman oluyorlar tabii ama... ...iş işten geçmiş oluyor. Ama zamanla hallolur hepsi.
kendinizi üzmeyin. Prensin gezegeninde çiçekler gösterişsiz, yalnız bir dizi taç yaprakla donanmış oluyorlardı. Yer kaplamıyorlar, kimseyi tedirgin etmiyorlardı. Bakıyorsunuz bir sabah otlar arasında beliriyor, akşama kalmadan usulca sönüp gidiyorlardı. Biliyorum. Dün kafeteryada yüksek sesle televizyon izlemiş. Ah, bu hastanenin kuşları hiç boş durmuyorlar. Artık orada televizyon izlemek yok. Hatta hiçbir yerde yok. Aman da aman, nasıl korkarmış Vahap Bey amcasından. Ey gidi ey koca İpek Tekin. Adam bana kök söktürüyor. Ne olur işimi zorlaştırma. Ben mi getirdim koydum milyarderi tepemize? Sen kendin kaşındın. Bak, sonra sana disiplin soruşturması açacak ve ben hiçbir şey yapamayacağım. Anladın mı? İyi. Hoş. Azmi Bey. Evet. Yeni bir şikayetim var. Hocam, beni çok daha kötü yaptınız. Anlamadım. Neden? Hocam, az ye dediniz. Diyete girdim ben de. Ama hiçbir şey yemiyorum. Pilav yemiyorum, makarna yemiyorum, çorba içemiyorum. Ekmek yemiyorum. Çok asabi yaptı yani beni. Kız arkadaşımla da aram açıldı. Sizin yüzünüzden. Anladım. Ne yiyorsun gün içinde? Hiçbir şey yemiyorum. Hiçbir şey. Su içiyorum sadece. Yok yok, benim sana söylediğim öyle bir şey değil. O iyi bir şey değil. Şöyle yapalım. Ben hastanemizdeki bir beslenme uzmanına seni yönlendireyim. Güzel bir program yazsın sana, olur mu? Öyle daha mı kolay olur? Nasıl olur ki? Yani daha sağlıklı olur tabii ki de. Tamam hocam. Ben böyle gün içinde tansiyonu falan düşünce diye yanımda. İster misin? Of, yemez mi? Ben sizden. Şekerim çok kötü düştü, biliyor musun? Ben iki üç tane daha var. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir şey soracağım. Niye bütün çayları ben ısmarlıyorum? Senin departman zengin doktor. Ama paraları bana vermiyorlar ki. Eyvah eyvah. Heh, hocam selam tekrar, ben yine geldim. Evet, görüyorum, hoş geldin. Orhan hocam, Turan. Turan bizim kadrolu hastamız. Tufan aslında, selam. Alış artık. Turan, Tufan fark etmez. Evet, gördüğün gibi artık poliklinik dışında da ben hasta bakıyorum, dert dinliyorum. Şikayet nedir Turancığım, söyle bakalım. Şöyle hocam, şimdi ben evden çıktım gittim. Aldım hamiyeti, direkt evlendirme dairesine, Yıldırım nikah kıymaya. Keşke ben sana evden çık demeseydim hiç. Sanal dünya daha iyi geliyordu sana. Kıydınız mı peki, ne oldu? Oldu da bitti mi? Olamadı. Gittik ama kız bir ağla bir ağla. Mutluluktandır canım, bozmasaydın. Attırıverseydin imzayı hemen. Yok hocam, bir dinleyin, öyle değil. Yani diyor ki günün sonunda ben bir kere evleniyorum diyor. Yani her şey usulüne göre olsun diyor. Neymiş böyle, yangından mal kaçırır gibi olmaz diyor. Evet.
Turan daraltma beni lütfen. Gözünü seveyim daraltma. Devam et. Yani evet, bir şey sorabilir miyim? Sizin nereden? Akraba falan mısınız? Görüyorsun değil mi? Yarattığın imajı. Evet, toparla. Ne oldu? Tamam, hemen toparlıyorum. Sonra ben de bir durdum, düşündüm. Ya ben de bir kere evleniyorum sonuçta. O yüzden kızın ailesi bu akşam bizi bekliyor. Bizi? Bizi derken kimi? İkimizi mi? Ha, bizi. Ben akşam 7 gibi alırım sizi hastaneden. Yok, benim işim var. Hocayla ameliyatımız var akşam. Çiçektir, çikolatadır, yüzüktür falan hepsi tamam. Olmaz. Olmaz. Muhtar falan yok mu mahallede sizin? Onu al. Onun da sözü dinlenir. Ha, gerçekten gelmeyeceksiniz yani. Ne yazık ki gelemeyeceğim Turan. Peki hocam, ne diyeyim? Ama aşk olsun vallahi size ya. Hayda. Adam yıkıldı ya. Gitseydin be doktor, bir tuzlu kahveye bakar, ne olacak? Sen gitseydin, sen de doktorsun, senin de sözün dinleniyor. Niye ben gidiyorum? Benim kankam değil ki, belli ki senin kankan. Ya, tek arkadaşım sen değilmişsin demek ki. Aysel hemşire, kolay gelsin. Dosya odada. Tamam. İpek hocam. Eşlik edebilir miyim? Lütfen buyurun. Bir şey olmuş galiba. Evet, oldu. Bütün hastane bu işten çıkarılma mevzusunu konuşuyor. Duyulmuş mu? Maalesef. Ve insanlar tedirgin tabii ki. Sıra bize de mi gelecek diye merak ediyorum. Ama böyle yapılmaz bu ki bu iş. Yani üstlük olamaz ki böyle. Olmaz bu. Evet Orhan, böyle olmaz. Sonuçta bunlar sağlık çalışanı. Yani böyle dertleri olmamalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Vahap Bey burada olduğu sürece bizim derdimiz bitmeyecek. Daha çok derdimiz olacak. Hayırdır? Bitmeyecek olan dertler neymiş Orhan Bey? Ay Vahap Beyciğim, ne kadar sessiz geldiniz öyle. Duymadık geldiğinizi. Öylesine konuşuyoruz. Öyle mi oldu? Yok. Yani şunu konuşuyoruz aslında biz Vahap Bey. Bu şimdi işten çıkartılma mevzuatı. Üstlük böyle olunca tabii, kusura bakmayın. Bütün hastanede duyulmuş. Yani şunu merak ediyorum, bu hesaplar, mali işler, işten çıkartılma... üstlük bu olmalı mıdır, bu mudur yani bu işin yolu? Peki sorunuza şöyle cevap vereyim ben Orhan Beyciğim. Sizinle yaptığımız bir konuşmada hatırlarsanız siz bana... ben bu işlerden pek anlamam, ben doktorum. Para işlerinden anlamadığım gibi anlamak da istemem falan demiştiniz, hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum, doğrudur. Tamam, o zaman o lafınızı hatırlayın gene bence. Bildiğiniz işi yapan, olur mu? Bu konular sizi aşar. Tamam. Vahap Bey, aynı konuşmada eğer siz de hatırlarsanız... siz bana şey demiştiniz. Siz aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesisiniz demiştiniz. Doğrudur, ben para işlerinden anlamıyorum. Ama en azından etik kurallardan, insan ilişkilerinden nasibimi almışımdır. Çok şükür. İnsanlar tedirgin oluyorlar. Tedirgin olmasınlar efendim. İşini doğru düzgün yapan hiç kimsenin tedirgin olmasın ama hal yok. Öyle değil mi İpek Hanım? Özür dilerim, lafınızı... O departmanda çalışan herkes, bütün uzman doktorlar layıkıyla yapıyorlar şimdi, merak etmeyin. Ama o departmanın başındaki insan işini layıkıyla yapmıyor. Benim sorunum da o insanla. Tamam? Bu kadar söyleyeceklerim. Ya bu adamı bize parayla mı verdiler? Evet Orhancığım, maalesef. 10 milyon dolar. Merhabalar. Merhaba. Doktor Mehmet Ali Çağlar ben. Telefonda konuşmuş. Ceylan sınıfına bakacaktım. Tabii, buyurun. Teşekkürler.
Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, Koray ben. Ceyda'nın beden eğitimi öğretmeni. Mehmet Ali Çağlar, Ceyda'nın doktoruyum. Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun. Sanırım sizin yanınızdayken rahatsızlanmış. Doğru mu? Evet, maalesef. Durumu nasıl peki? Ne olduğunu anlayabiliriz mi? Araştırıyoruz hala. Ceyda benim en sevdiğim öğrencilerimden biridir. Spora da çok meraklıdır. Kendi başına koşuya çıkar, çalışır. Çok zeki, akıllı bir çocuktur. Anladım. Peki son zamanlarda hiç bir değişiklik hissettiniz mi Ceyda'da? Nasıl bir değişiklik? Onu hiç hap alırken gördünüz mü? Yok. Peki size hiç bu konuyla ilgili, ilaç alımıyla ilgili bir şeyden bahsetti mi? Hayır tabii ki. Ne tür ilaçlar? Zayıflama hapları. Anladım. Ben birkaç arkadaşıyla konuşsam uygun mudur? Arkadaşım mı? Evet evet ama bir sorguya çekmeyeceğim. Yani bu ilaç alımıyla ilgili belki onlar bir şey duymuştur, görmüştür. Sormam lazım çünkü gerçekten durum çok ciddi. Şimdi şöyle bir şey var. Ceyda'nın pek arkadaşı yok. Yani daha doğrusu hiç arkadaşı yok. Bir tane bile mi? Ya ben çok yardımcı olmaya çalıştım. Çocuklarla beraber konuşsunlar, ortama katılsın falan ama... Çocukları bilirsiniz biraz. Çok acımasız olabiliyorlar. Sizin de çocuğunuz var herhalde. Ha yok. Ben kendi çocukluğumdan biliyorum da. Anladım. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Okulumuzda 5. sınıflara 8. sınıflardan bir abi ve abla atıyoruz. Derslerinde yardımcı olsunlar diye. Zaman zaman beraber çalışırlar. İsterseniz Ceyda'nın ablasıyla konuşturabiliriz sizi. Olur. Çok sevinirim. Teneffüste tek yaptığı durmadan koşmak. Spor yaptığı söylüyor ama herkes gerçek nedeninin kimsenin onunla oynamak istememesi olduğunu biliyor. Ve onun ablasıyım. Yani sadece öğretmenleri söylediği için. Onun arkadaşı değilim. Anladım. Ben diğer doktorlarla konuşup sizin arkadaş olduğunu sanmalarını engellerim. Teşekkürler. Ne demek? İsmin neydi? Selin. Selin. Selin'cim, Ceyda'yla arkadaş olmanın nesi bu kadar korkunç? Bana biraz anlatabilir misin? Ay, kız duba gibi. Yani benim demek istediğim, onun nasıl göründüğünden sana ne ki? Benim yanımda olmaz yani, çok çirkin. Ceyda çirkin bir kız değil. Ama diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Diyelim ki Ceyda çok çirkin. Senin yanında durursa seni de mi çirkin gösterir? Yo, yani aslında... Senin nasıl göründüğüne etki edemez, değil mi? Yani. Peki Ceyda'nın sana bugüne kadar hiçbir zararı oldu mu? Yok. Hatta bana böyle güzel silgilerinden falan verir. Severim o huyunu. Paylaşır benimle. Ne güzel bak sana bir zararı olmamış. Silgilerini falan da paylaşıyor seninle. Yani belki de o kadar korkunç bir şey değildir Ceyda'yla arkadaş olmak ha. Hiç düşündün mü? Yani. Peki Ceyda sana hiç zayıflama hapı gibi bir şeyden bahsetti mi? Ya size de mi öyle dedi? Nasıl yani? Onu bir kere ilaç kullanırken yakaladım. Ama yalan söyledi. Annemin verdiği zayıflama hapları bunlar dedi. Zayıflama haplarını kullanıyor olamaz. Yani kullanıyor olsaydı şu ana kadar zayıflamış olması gerekmez miydi? Ceyda, bir şey mi oldu? Ben ölecek miyim? Olur mu öyle şey Ceyda'cığım? Yani tabii ki iyileşeceksin. Hem bak şimdi ek tahlillerini yapmaya gidiyoruz. Hastalığını bulup tedavi edeceğiz. Ya bulamazsanız? Sen böyle şeyler düşürüp canını sıkma tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Korkmuyorum. Üzülüyorum. Ben ölürsem annem çok ağlar. Yani annenin ağlamasını ben de istemem tabii. Ama Ceyda'cığım bak hastane burası. İnsanlar buraya hasta olarak gelirler, sonra iyileşirler, gülü oynaya çıkarlar. Bak biz hepimiz senin iyileşmen için uğraşıyoruz. Mehmet Ali abin, Zeynep ablan, sen korkma tamam mı? Güçlü olacağız, hadi bakalım. Tamam, baktım yeterli. İpek Hanım merhaba. Merhaba Vahap Bey. Hekimoğlu ne yaptı onu soracaktım. İki size rastladım. Yani zamanının daraldığını biliyor kendisi. Bu yüzden en kısa zamanda kararını verecektir diye tahmin ediyorum.
Yani sonunda lütfedip beyefendi bir karar açıklayacak bize, eminsiniz değil mi? Evet, eminim abi, açıklayacak. Hayır, adam şimdiye kadar kendisine söylenmiş hiçbir şey yapmadığı için... şimdi bir anda yaparsa çok şaşırtıcı olur, değil mi? Ne yapalım? Bekleyeceğiz, göreceğiz abi. Evet, peki, iyi çalışmalar. Size de iyi çalışmalar. Zeynep Hanım. Merhaba. Merhaba. Vaktiniz varsa acaba sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Mümkün müdür? Olur. Teşekkür ederim. Böyle bir yere oturalım isterseniz. Bir de bunlar var İpek Hanım. Nedir bunlar? MR cihazı ile ilgili istediğiniz dokümanlar İpek Hanım. Ah, anladım. İpek Hanım, bir asistana mı ihtiyacınız var acaba? Çok yorgun görünüyorsunuz son zamanlarda. Bu fikrim Vahap Bey'in hoşuna gideceğini pek sanmıyorum. Şöyle oturalım. Evet. Evet. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Şimdi siz tabii merak ediyorsunuzdur değil mi? Vahap Bey benimle özel olarak ne konuşmak istiyor diye. Tabii merak etmiyor değilim. Bir kere sizin özel konuşmak istedim. Çünkü siz çok iyi bir doktorsunuz benim gözümde Zeynep Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hekimoğlu size benim onun ekibinden birini kovmaya zorladığımı söylemiştir herhalde. Amacı bana karşı düşmanlık yaratmak. Peki sizin amacınız nedir? Gerçi doğru, yani hocayı böyle bir şeye zorladığım doğrudur. Ancak Hekimoğlu kimin ismini zikrederse zikretsin, ben ismi zikredilen kişinin geçişinin kolay olması için elimden geleni yapacağım. Eğer kararınız yüzünden vicdan azabı duyuyorsanız bunu çözmenin çok daha basit bir yolu var. Yok, hayır. Hiç vicdan azabı falan duymuyorum. Kesinlikle. O zaman bunları bana neden anlatıyorsunuz? Yani vicdan azabı duymuyorum tabii ama hani bu üzülmüyorum anlamına gelmez. Sonuçta çok param olsa ve zengin olsam da hani ben de insanım. Sadece sizin için yapabileceğim bir şey olursa kapım size sonuna kadar açık demek istiyorum. Teşekkürler. Yani bu hastanede kalmak istiyorsanız... Nasıl? Demek istiyorum ki yani sonuçta sizin isminiz de çıksa buradan son kararı ben veriyorum. Nasıl yani ne demek istiyorsunuz? Ben tam olarak anlayamadım sizi. Demek istiyorum ki siz eğer benimle çalışırsanız... Hı hı. Belki de bu hastaneden ayrılmak zorunda kalmazsınız. Ha, siz tıbbi tanı departmanından ayrılın mı diyorsunuz? Doğru mu anladım? Hayır, hayır. Ben doğru anlatamadım, affedersiniz. Tıbbi tanı departmanında kalın ama benim için çalışın diyorum. Ha, siz bana casusluk teklif ediyorsunuz yani. Yok canım, öyle demeyelim. O çok yani... Büyük bir ifade olur. Kulağa da hiç iyi gelmiyor ayrıca. Ne diyelim, şöyle diyelim. İş ortaklığı diyelim mesela. Hah, bu güzel. İş ortaklığı teklif ediyorum. Bakın Zeynep Hanım, bu ekibin içinde ben sizin biraz, tabirimi mazur görün, ezildiğinizi düşünüyorum. Efendim? Evet, kusura bakmayın ama yani dışarıdan görünen o. Yani siz sırf gençsiniz ve kadınsınız diye çoğu kez fikirleriniz ciddiye alınmıyor. Ama benimle çalışmayı kabul ederseniz Zeynep Hanım, bu durum değişir. Hem de hızla. İnsanlar sizi ciddiye almaya başlarlar ve söylediklerinizi dinlerler. Bu durumu bir düşünün derim. Burada kolay gelsin. Sağ olun hocam. Ya Muzo, dikkatimi çekti bu aralar. Sen çok dalgınsın. Hayırdır? Yok hocam. Yani iyiyim. Hem neden öyle söylediniz ki? Ne bileyim, öyle mecnun gibi dolaşıyorsun ortalıklarda. Böyle bir dalıp gitmeler, sabit kalmalar. Hocam, açık söylemek gerekirse öyleyim. Ateş Hoca bile derdime derman bulamadı. Allah Allah. Hekimoğlu'nun çözemediği bir vaka. Yok. Ateş Hocam çözdü. Ama tedavisini bulamadı. Ha. Bana bak. Gönlüşlerime aşık mı oldun sen? Aman hocam, demeyin öyle. Yerin kulağı vardır, gözünü seveyim. Tamam, ikimizin arasında hiç sıkıntı yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu gönül işleri ise Hekimoğlu'ndan medet umma. Yani onda öyle bir mekanizma yok. Sen... Yok, Emre'de de öyle bir şey yok. Ben zaten hiç iyi değilim. Sen bizden kimse gitme ya. Kendin çöz. Ha? Akrabanla falan sor.
İyi, tamam. Tamam, hadi bekliyoruz. Ne oldu Zeynep, kim o? Mehmet Ali. Ne diyor? Kız ilaç kullanıyormuş, okuldaki çocuklardan biri doğrulamış. Yani ben demiştim demek istemiyorum ama. Zeynep, neredeydin sen? Bir dosyayı bıraktım aşağıya, oradaydım. Peki. Aynen böyle söylediğim gibi yapalım, tamam mı? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Bilelim. Aa, Mehmet Ali Hocam. Buyurun Vahap Bey. Affedersiniz. Biraz vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum da. Ben ekibin yanına gideceğim, oradan da hasta görmem lazım acil. Ha, anladım. Tamam, peki o zaman ne yapalım, başka zaman? Kusura bakmayın. Yok canım, kusuruna kelime olur mu öyle şey? Önceliğimiz her zaman hastalarınız tabii ki. Biz nasıl olsa buradayız, her zaman görüşürüz. Kolay gelsin. Şey, mevzu neymiş? Bana kopça kredi ver diyeceğim. O, o bak işte o. Doktor Bey. Merhaba. Merhaba. Siz mi istediniz benim erkek arkadaşımın zayıflamasını? Evet. Evet, ben istedim. Daha doğrusu şöyle oldu. Ben kendisine diyetisyen eşliğinde kilo vermesini önerdim. Sebep? Böylesi daha sağlıklı çünkü. Size mi kalmış benim erkek arkadaşımın sağlığını düşünmek? Doktorum ya ben. Benim sevgilim zaten çok sağlıklı. Anladım, çok güzel. Kendi aranızda o zaman bu problemi çözebilirsiniz. Ben onu böyle seviyorum. Ben kaslı erkek sevmem. Aksine böyle şişman, ne güzel işte. Ne? Evet. Bir dakika. Azmi? Yoksa sen benim için mi zayıflamak istiyordun? Evet aşkım, yani yanına yakışmak istiyorum. Ya şapşik şey. Ben seni böyle seviyorum. Kocaman oyuncak ayı gibi. Bak hem böyle daha çok yakışıyoruz. Ciddi misin? Evet. Yerim seni ya. Kendi aranızda çözdüğünüze göre Allah tamamını erdirsin. Allah sabır versin Azmi. İyi günler. Kebapçıya gidelim mi, ister misin? Of, istemem hadi. Haydi gel buradan. Geldin mi? Hoca nerede? Hocamız ne yapsın? Kimi işten çıkartacağım diye düşünüyordur, kahroluyordur bir yerlerde. Emre. Ya o zaman şu kahrolan hocamızı bir bulalım, sonra çocuğun annesiyle konuşacağız, hadi. Hadi. Veya hekim olun, siz bulun. Ben de çocuğun annesini konuşturayım. Tamam. Tamam. Biz de ikiye ayrılalım, öyle arayalım hocayı. Bir anons ettirelim. Olmaz, geçen sefer İpek Hanım anonsu yasakladı ya. Doğru. Ben şuradan aşağı inim oğlum. İlk bana haber versin. Tamam, hadi acele etsin. Gezegende kendini beğenmişim biri vardı. Küçük prensi uzaktan görür görmez haykırdı. İşte hayranlarımdan biri. Simge Hanım merhabalar. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Canım ben birazdan geliyorum, tamam? Tamam. Ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Kızınız zayıflama haplarından kullanıyormuş. Ne? Hayır, olamaz böyle bir şey, olamaz. Okuldaki diğer arkadaşlarından öğrendim. Yani buna şahit olmuşlar. Bakın, eğer böyle bir şey yaptıysanız benim bunu bilmem gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben onun annesiyim, farkında mısınız? Ona zayıflama hapı falan vermedim tabii ki. Anlıyorum o zaman. Hayali annesi mi verdi? Hayır, Ceyda hap almadı. Okuldaki çocuklar yalan söylüyorlar kesin. Neden böyle bir şey söylesinler? Çünkü bunu kim söylüyorsa o da diğerleri gibi saygısız ve şımarık. O da diğerleri gibi Ceyda'ya zorbalık yapmak istiyor da o yüzden. Anne. Kızım.
özür dilerim. Neden? Okuldakiler yalan söylemedi. Ben yalan söyledim. İlaçları da kullandım. Okuldakilere de ilaçları senin verdiğini söyledim. Çünkü başımın belaya girmesini istemedim. Özür dilerim anne. Ceyda'cığım peki ilaçları nereden buldun? Eczaneden çaldım. Ceyda, neden böyle bir şey yaptı? Sana inanmıyorum. Çünkü artık çirkin olmak istemiyorum. Benim güzel kızım, sen çirkin falan değilsin ki. Hem hiç değilsin. Öyleyim, çok çirkinim. Aynada bile kendime bakamıyorum. Ceyda öyle deme ne olur, güzel kızım deme. Bir arkadaşım olsun istedim. Sohbet edebilmek istedim. Herkes gibi olmak istedim. Ama olamıyorum. Özür dilerim anne. Özür dilerim. Sen çok güzelsin. Simge Hanım, bu ilaçlar kalp krizine, uykusuzluğa ve kan pıhtılaşmasına yol açabilir. Bu gece burada kalsın, yarın taburcu edebiliriz. Gerçekten. Hı. Geçmiş olsun. Yarın çıkacağız. Çılgı. Kötülük yapan, zorbalık eden çocuklar var ya. Zorbalık ne demek? Zorbalık, kötülük yapan, zor kullanan, acımasızlık yapan, insanlara verilen bir sıfat. İşte sana bu kötülük yapan çocuklar ileride çok pişman olacaklar. Hiç merak etme. Peki sen nereden biliyorsun? Sana da mı zorbalık ettiler? Yok. Ben zorbalık edilen çocuk değildim. Ben zorbanın ta kendisiydim. Diğer çocuklara sataşan, onları döven, onlarla alay eden çocuktum ben. Hani sana isim takmışlardı? Dom dom diyorlardı. Evet, diyorlardı doğru. Ama ben de onlara diyordum. Onlar bana sataştıkça ben onlara daha çok sataşıyordum. Ama sana şunu söyleyeyim. Benim derdim hep kendimleydi. Kötülük ettiğim diğer çocuklarla değildi. O yüzden sen de hiçbir şey üstüne alınma. Tamam mı? Zorbaların asıl derdi hep kendileridir. Bunu unutma. Yanına geleceğim sonra, tamam. Teşekkürler doktor bey. Hekimoğlu'nu gördünüz mü buralarda? Kolay gelsin hocam. Sağ ol. Alo Zeynep, her yere baktım hoca yok. Vallahi ben de bulamadım.
Bir de Orhan Hoca'ya sorayım, geliyorum odaya. Tamam. Buyurun. Merhaba hocam. Zeynep. Ateş Hoca'yı gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ne oldu? Ya vakayla ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Bulamadım hiçbir yerde, bir de size sorayım dedim. Aa, yok görmedim. Ama ben bulurum onu. Tamam. Ne yapıyorsun orada? Güneşleniyorum. Ekip seni arıyor. Niye? İşte çocuk zayıflama hapı almış, onu söyleyeceklermiş. Bir telefonla arasalarmış. Telefonun yanında mıymış acaba? Yok. Hadi kalk, in aşağı. Kalk hadi doktor. Ekibinin yanına git. Sana ihtiyaçları var. Hadi. Güneş güzel. Evet. Güneş yerinde, her şey yolunda. Haydi. Güneş yerinde, her şey yolunda. Ufacık bir kızın bu kadar çaresiz olmasına inanamıyorum. Yani. Düşünsenize, herkes benden nefret etse, yüzüme bile bakmaya tahammül edemese. Olmaz ya. Gidip bir kutu ilaç çalar mıydım? Çalamazdım. Çalabilir miydim? Çalamazdım. Hırsızlıktan bahsetmiyorum hocam. Kız muhtemelen zararlarını bile bilmiyordu. İşte internette böyle yalan yanlış şeyleri görüyorlar, inanıyorlar, alıyorlar. Sonuç bu oluyor. Ne oldu yani? Şimdi suç internetin ve ilaç şirketlerinin suçu mu oldu? Sorun yeni neslin bütün abur cuburları yemeden duramaması değil zaten, değil mi? Kimse kimseyi şişmanlamaya zorlamaz. Kimse kanser hastalarını da kanser olmaya zorlamıyor Emre. Aynı şey değil Zeynepciğim. Hastalık değil ki bu. Sen son zamanlarda yapılan araştırmaları görmedin galiba. Gördüm. Gördüm ama ne görmedim biliyor musun? Kafasını telefondan, tabletten kaldıran çocukları, sebze meyve yiyen çocukları, spor yapan ya da ne bileyim bir mahalle arasında bir maç yapan çocukları görmedim uzun zamandır Mehmet Ali. Emreciğim sen çocukluğundan kalan şişmanlık travmanı atlatamadın galiba. Ha? Hadi. Cevap ver. Çok heyecanlı. Şeyda, odaya. Çok acayip. Yardım edin lan. Nasıl yardım edin? Çok acıyor. Yardım edin. Yardım edin. Çok acıyor. Yardım edin. Çok acıyor. Yardım edin. Çok acıyor. Evet, zanlıyı yakaladık zannettik ama yanılmışız. Ne oluyor bizim bu 10 yaşındaki kızımıza? Saksı zamanı. Zayıflama hapları derine kozuna sebep olmaz. Yine de haplarla bağlantılı olabilir. Olmayabilir. Veya ikisi de olabilir. Zayıflama hapları onu bize getirdi. Biz de yaralara neden olduk.
Hastaneden stafilokok kaptığını mı düşünüyorsunuz? Hayır. Hastaneden bir şey kaptı demedim. Onu tedavi ederek biz neden olduk. Varfarine bağlı deri nekrozu. Çok düşük bir olasılık. Hem varfarin başlamadan önce heparin de başladık. Kim verdi heparini? Zeynep. Ben varfarini verdim hocam. Heparin verdiğimize emin miyiz? Evet, hata yapmadım. Peki, sen Zeynep'i heparini hazırlarken ve hastaya verirken gördün mü gözlerinde? Aa, konuşsana Emre. Yanımda duruyordun. Ben kendi vereceğim dozu hazırlıyordum. Emre, hastanın odasına birlikte gittik ya. Ne yaptıysak birlikte yaptık. İyi de ben senin sürekli ne yaptığını kontrol etmiyorum ki Zeynep hocam. Eminim, hata yapmadım. Başka bir sebep olmalı. Bence de. Benim de aklıma bir şey gelmiyor. O zaman ne yapalım, hatamızı düzeltelim. Hastaya sübküton olarak düşük molekül ağırlıklı heparin başlayalım. Hemen hocam. Beni kötü göstermen işin elinde tutmanı sağlamayacak. Sen hiç hata yapmayacağını falan mı düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Sırf kadın olduğum için senden korkup kaçacağımı falan mı zannediyorsun? Sen bana öyle üstten üstten konuşamazsın. Kendine gel. Yapma ya. Ama sana kötü bir haberim var Zeynep hocam. Hekim onu seni korumayacak. Ya. Tamam. Ama Vahap Bey bana benim için bir şey yapıp yapamayacağını sordu. Vahap seninle mi konuştu? Hastane burası. Bırakın kendi derdinizi, artık hastanın derdiyle ilgilenmeye başlayın. Hadi. Öğrettik, çok ağrısı var. Bilerek uyandırmıyoruz. Varfarinle ilişkili deri nekrozu. Varfarin ne demek bilmiyorum. Ama burada bizim verdiğimiz yazıyor. İlişki ne demek biliyorum tabii. Biz mi sebebiyet verdik bu duruma? Henüz emin değiliz. Sanırım bu konuyu hekimoğluyla konuşsanız daha sağlıklı olur. Ha, anladım. Sizin aynı hikayeyi söylemeniz gerekiyor değil mi? Yani ağız birliği yapmanız lazım. Benim ne yapacağıma hoca karar vermiyor. Öyle mi? Yani onun emirlerini körü körüne yerine götürmek zorunda değilsiniz. Siz kendi kararlarınızı alabiliyorsunuz. O zaman çok merak ediyorum gerçekten. Neden buradasınız? Yani katlanamadığınız bir adamın altında niye çalışıyorsunuz? Vahap Bey, inanmazsınız ama ben hekimoğluna saygı duyuyorum. Oo, saygı duyuyorsunuz. Hı hı. Çok merak ettim şimdi. Tam olarak neyine saygı duyuyorsunuz? İnsanlara karşı tutumuna mı? He? Hepimizi aptal ve yalancı olarak görüyor, biliyorsunuz değil mi bunu? Hele size karşı tutumları. Hepinizle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor adam. Ne istiyorsunuz benden Vahap Bey? İşinize sahip çıkmak istiyor musunuz? Onu merak ediyorum. Hoca beni kovmayı seçerse ben bununla başa çıkabilirim. Bu bir cevap değil. Bak, seninle daha açık konuşacağım. Seninle ben birbirimize çok benziyoruz, biliyor musun? Yoksul ailelerin başarılı çocukları. Tam bir yırtma hikayesi. Yani amiyane tabirle. Her şeye rağmen başarılı çocukların hikayesi. Emre
Ve Zeynep'in asla anlayamayacağı şeyler bunlar. Biliyorsun değil mi? Şimdi tam buralara kadar gelmiş, bu kadar şeyi başarmışken... Hekimoğlu yüzünden bütün bunları kaybetmen... ne kadar kötü olur değil mi? Evet. Yazık olur. Ama ben... benden ne istediğinizi tam olarak anlayamadım. Kusura bakmayın. Birbirinin dilinden anlayan iki kişi olarak birbirimize yardım edebiliriz demek istiyorum tam olarak. Yani sen benim sırtımı kaşırsın, ben de seninkini. Ne dersin? Bana casusluk mu teklif ediyorsunuz? Sen işine sahip çıkmak istiyor musun? Mahmut Bey. Emre Hocam gel. Emre Hocam, hoş geldiniz. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Ayak altında dolaşmayayım. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Ne işi var bu adamın burada? Adam patron. İstediği yere girebilir. Ne konuştunuz peki? Warfarin'i sordu. Hastanın durumuyla ilgili bilgi almak istedi. Warfarin'i mi sordu? Görüşürüz. Sonra senin hatalarını düzeltmeden önce iki kere düşüneceğim. İstediğinizi düzeltin. Tabii ortada bir hata olursa daha verimli olursunuz. Ha, bak ben o kısmı unutmuşum. Ortada bir hata olursa daha verimli olur kısmına. Hastaya heparin verdim. Warfarin nekroza sebep olmadı. Büyük ihtimalle bu yüzden hasta tedaviye yanıt vermedi. Henüz vermedi. Peki sen hata yapmadıysan... sorun nereden kaynaklanıyor? Var mı bir fikrin? Henüz yok. Peki, o zaman bir şey gelirse aklına bana haber verirsin. Ben gideyim biraz ısınayım. Burası buz, buz. Siz hata yaptığınızda her zaman arkanızda bir tek ben duruyorum. Niye? Niye hata yapan birinin arkasında duruyorsun ki? Niye durmayayım ki? Çünkü kendime güveniyorum. Kendine güveni olmayan biri değilim. Kendime güvendiğim için de başka insanlara güveniyorum. Çünkü insanlardan nefret eden, öfkeli, huysuz biri değilim. Vay be. Öfkeli değilim derken sesini yükseltmem bayağı manidar oldu. Neyse ben sana başka bir şey soracağım zaten. Sence kimi kovmalıyım? Kimseyi. Bu bir seçenek değil. Herkesin maaşı biraz azaltılıp çalışma saatleri de arttırılırsa hepimiz aynı bütçeyle burada kalmaya devam edebiliriz. Kimseye zarar vermeyen bir çözüm bulalım diyorsun. Tam senlik. Yalnız şöyle bir sorun var. Sırf sen öyle istiyorsun diye dünya öyle dönmüyor. Çözüm bulmaktan kaçalım, oyalanalım. Tam sizlik. Ama sorun şu ki sırf siz öyle istiyorsunuz diye dünya ortadan yok olmuyor. Fahat Bey, MR cihazlarımızı zaten kiraladık. Hı hı. Ve anlaşmalarımız çok iyi durumda. Hı hı. Peki bu anlaşmaların döviz endeksleri var mı ya?
kararımı verdim. Öyle mi? Kim peki? Kimseyi kovmayacak. Buyurun, dinliyorum seni. Dördümüzün de maaşlarını düşüreceğiz. Herkesin maaşı %17 oranında azalırsa aynı maliyeti dördümüzü de tutabilirsiniz. Bu durumda herkes kazanç çıkıyor yani. Win-win. Kazan kazan. Tamam. Bence harika bir fikir. Öyle değil mi Vahap Bey? Hayır. Niye hayır diyorsunuz Vahap Bey? Aynı personelle aynı bütçe içerisinde kalabileceksek ne fark eder ki? Onun derdi para değil. Çünkü bu bir pazarlık konusu değil. Hiçbir zaman da olmadı. Benim ne kadar tatsız bulursanız bulun, sizden istediğim şeyi yapacağınızı bilmem gerekiyor. Hatta daha da önemlisi, sizin bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, sonuç. Yemedi. Ben sana söyledim, bu adamın parayla ilişkisi çok iyi. Ya umurumda değil para. Ne peki? Güç. Güç. Bu böyle bir kişiyle başlayacak, sonra beni avucuna alana kadar devam edecek, biliyorum ben. E ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Artık bir karar vermen lazım doktor. Bana bak, bu senin adam değil mi ya? Oo. Lan bir evlenseydi de bari, tutsaydık. Olmadı galiba yine. Olmadı hocam. Vermediler kızı. Ben de son bir kez bir geleyim, hakkınızı helal edin diyeyim istedim. Bundan sonra da çıkar bir yerden atıveririm çünkü kendimi ben. Bana bak, saçmalama Turan. Böyle konuştuğun zaman seni psikiyatriye sevk etmem gerekiyor, biliyorsun değil mi? Edin hocam, edin. Bu saatten sonra beni zaten ya tımarhane paklar ya da cenaze. Ya rica ederim, insan evlenemedi diye bunu yapar mı kendine? Yapar. Niye yapmasın? Gerçi düşünüyorum da, ben olsam ben de vermezdim kıza. Niye versinler ki yani? Param yok, pulum yok, işim yok, gücüm yok. Tamam, bana bak, pişman etme adamı. İyi ki bir çık dışarı, insan içine karış dedik. İyi ki bir yaşın geldi, kendine bir kız bul dedik. Keşke demeseydiniz hocam. Keşke ben de çıkmasaydım. Keşke Hamiyet'le tanışmasaydım. Ama siz gelseydiniz verirlerdi ha. Kesin verirlerdi. Tabii beni böyle çöpsüz üzüm görünce yüzüme bile bakmadılar. Turan, bana bak. Zaten hastanede başımda büyük bir bela var. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Tamam. Olmuyorsa olmuyor. Olmuyor diyeceksin. Her işte bir hayır vardır diyeceksin. Yürüyeceksin, gideceksin, önüne bakacaksın. Peki hocam. Siz yine de hakkınızı helal edin. Yani ne olur ne olmaz. Belli mi olur ya? Ya bana bak, bu adam gerçekten kendine bir şey yapmasın ya. Yok ya. Vallahi bilemedim doktor, bunun duygu durumu... Ya bir şey olursa sorumluluk biraz da senin olur. Lan. Turan, Turan. Gel. Efendim hocam. Tamam hadi, halledeceğim senin işi. Tamam, çözeceğim. Çözecek misiniz? Söz mü? Söz. Söz, söz, nişan, düğün, hepsi full paket, tamam? Allah! Hocam çok büyüksünüz ya. Sağ olun. Tamam, bana bak, fikrimi değiştirmeden hadi, tamam, sunuluk yok. Tamam hocam, çok sağ olun ya, ne desem. Yok, ben tutamayacağım kendimi hocam. Ya tamam, tamam, tamam. Hallettik. Tamam, çok sağ olun. Şey, o zaman ararım ben sizi. Haberleşiriz, günü, saat falan, onların hepsini hallederiz. Tamam mı? Tabii, tabii. Evlilik programına döndük vallahi. He? Doktor.
Evet. Hocam, nedir durumumuz? Nekrozlar giderek kötüleşiyor. Belki de yanlış hastalığı tedavi etmeye çalıştığımız içindir. Doğrusunu bulduk mu? Hayır. O zaman ne yapalım? Tedaviye devam edelim. İyileşmesinin normalden daha uzun süre alıyor olduğunu ümit edelim. Artık şu saatten sonra nekroza neyin sebep olduğunu bilmenin bir anlamı yok. Veya kimin? Yayılmasını durdurmalıyız. Yoksa akşama kadar kızı kaybederiz. Aklından ne geçiyor hocam? Nekrozdan kurtulalım. Karın duvarını aşmadan öldü kuyu kesip alalım. Yapalım. Anneyle konuşun. Hocam, gece bir kıyak. Heparinin hala etkili olma şansı var. Yani iyileşme başlayabilir. Bekleyebileceğimiz kadar bekleyeceğiz, merak etmeyin. Ama bu önümüzdeki birkaç saat içerisinde durumunda bir değişiklik olmazsa semptomlara doğrudan müdahale etmek zorundayız. Yani yaralarını mı alacaksınız? Aslında cerrahi olarak alacağız. Yani teknik olarak bu bir amputasyon. Amputasyon mu? Yani sadece yaralar... Varfarinle ilişkili nekroz yağ dokusunda daha hızlı yayılır. Ve bu daha ziyade meme dokusunda olur. Bir dakika. Siz kızımın göğüslerini almaktan mı bahsediyorsunuz? Bu daha 10 yaşında. Simge Hanım, kızınızın yaşaması için belki tek bir şans var. O da radikal bir mastektomi olabilir. Ne yazık ki bunu imzalamanızı istemek zorundayım. Konuşabilir miyiz? Özür dilemeye geldim. Eli boş gelmişsin. Hı? İnsan bir çikolata getirir, bir şey getirir. Özür dilemeye gelmedim. Aha, daha çetrefilli durumlar. Oturmaz mısın? Beni kovmak mı istiyorsunuz? Vay be. Çakmışsın mevzuyu. Ben de fırsatını kolluyordum. Allah'tan bu Vahap Bey amca geldi diye. Hata yaptığım konusunda bu kadar ısrar etmenize başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum ben çünkü. Tek bulabildiğim bu. Belki de başka bir açıklaması vardır. Hı? Gerçi senin bu Freudyen açıklaman kadar eğlenceli olmayabilir ama... söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. Belki de gerçekten hata yapmışsındır. Bana karşı olan hislerinizle başa çıkamadığınız için böyle davranıyorsunuz. Hislerinden bahseden sen değil miydin? Öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ne yapalım biliyor musun? Gel. Olayı basitleştirelim. Durma. Birinci sınıf psikoloji dersi penceresinden bakalım. Belki de gerçekten seni kovmamı istiyorsundur. O yüzden böyle tuhaf davranıyorsun. Tuhaf davranan sizsiniz. Siz her zaman sınırları zorlarsınız, kuralları zorlarsınız, bizi zorlarsınız. Ama bu kez öyle olmuyor değil mi? Bu birini kovma fikrine can simidi gibi sarıldınız. Bizden yeni bir çözüm üretmemizi istemediniz. Kendiniz yeni bir fikir bulmayı denemediniz bile. Belki de çözümü biliyorumdur. Öyle mi? O zaman neden gidip her zamanki gibi dizinizi izlemiyorsunuz? Ya da ne bileyim basket oynamıyorsunuz? Ya da sizi eğlendiren diğer şeyleri yapmıyorsunuz? Belki de ben istifa etmeliyim. O zaman herkes için daha basitleştirmiş olurum işi. Belki de öyle yapmazsın. Thank you.
Zeynep'le neden konuştunuz? Efendim? Anlamadım. Neden Zeynep'le konuştunuz? Ha, Zeynep'le neden konuştum? Sana hesap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum Emre Hoca. Fahat Bey, Zeynep'le neden konuştunuz? Çünkü Hekimoğlu eğer seni seçerse göndermek için... ...o zaman benim içeriden kendime başka bir kaynak bulmam gerekecek. Beni seçer söyleme. Tabii. Çünkü Mehmet Ali daha zeki. Hekimoğlu'nun da Zeynep'e karşı bir zaafı var. Bu durumda potansiyel gidecek kişi sen görünüyorsun. O yüzden sadece Zeynep Hanım'la değil, Mehmet Ali'yle de konuştum. Fahat Bey. Size beni korumanız karşılığında bilgi taşıdım ben, değil mi? Ben seni koruyorum, koruyacağım. Tabii sana ihtiyacım olduğu sürece. Sen de bana ihtiyacın olduğu sürece içeriden bana bilgi sağlayacaksın. Ama benim Zeynep Hanım'la konuşma sebebim bir alternatife ihtiyacım vardı. Alternatifim olursa sana daha az ihtiyacım olur. Hatta hiç olmaz. Biz iş adamları böyleyizdir Emre Hoca. Kendimize hep bir B planı yaparız. Hani olur da A planı işe yaramazsa diye. Anladım. Ama sizin o B planınız var ya Zeynep. Hekimoğlu'nu asla satmaz falan. Aklınızda bulunsun. Bir dakika, bir şey soracağım. Geçen gün siz geldiğinizde biz Mehmet Ali ile konuşuyorduk. Mehmet Ali ben çıktıktan sonra size onunla ne konuştuğumu söyledi. Mehmet Ali'nin hastaya verdiği ilacın ne işe yaradığını sormuşsunuz. Öyle mi? Ha. Peki. Yani öyle dediyse. Ben bir şey demeyeyim. Size kolay gelsin Mahat Bey. Size de Emre Hoca. Size de. Neredeyse 3 saat oldu. Hastanın durumunda bir değişiklik yok. Bence artık ameliyatı almalıyız. O zaman ne yapıyoruz hocam? Zeynep'in hata yapmadığını varsayalım. Varferin değilse nedir? Hayır ama varferin olmalı. Yaralar ilacı verdikten hemen sonra ortaya çıktı. Diyelim ki öyle değil. Hadi saksıları çalıştırın. Tamam, bir saniye düşünelim. Hayır, düşünmeye gerek yok. Aklınıza ilk geleni söyleyin. Hadi. Kız şişman. Ya tamam yeter, anladık, şişmanlardan hoşlanmıyorsun. Onu kastetmedim. Obezite ihtimalini daha önce düşünmüştük. Ve diğer bütün doktorlar da obezite ihtimali üzerinde durmuş. Hayır, söylemek istediğim şey obezite hastalığının sebebi değil de bir semptomuysa. Peki. Tamam. Ne aynı zamanda hem obeziteye hem deri nekrozuna neden olur? Hadi mantıklı olması önemli değil. Atın fikirleri ortaya. Vasküliteye bağlı yüseller. Olmaz, sadece yarayı açıklar, obeziteyi değil. Kangren lipodermi? O da sadece yarayı açıklar. Peki, o zaman öbür taraftan bakalım. Obezite neyin semptomu olabilir? Hipotiroidizm. Yok, ırsi olması daha olası. Annesi de kilolu. Aynı zamanda uzun. Hem kilolu hem uzun. Babası hakkında bilgi var mı? Evet, boyu 1.90'mış ve 6 sene önce trafik kazasında ölmüş. 1.90. O da uzun. Ama çocuk kısa. Büyüme geriliği, tansiyon yüksekliği, damar tıkanıklığı, obezite, Cushing sendromu. Hayır hocam, nekrozu açıklamıyor. Hayır, nadir vakalarda Cushing sendromu hiperkalsemiye yol açabilir. Hiperkalsemi de aynı varferindeki gibi deri nekrozlarına neden olur. Evet ama Cushing sendromu olamaz. Hiçbir kan tahlilinde kortizol seviyesi normalin üstünde değildi. Kortizol yüksekliği döngüsel olabilir. Doğru safhada yakalayamadık demek ki. O zaman tekrar idrarda serbest kortizol düzene bakacağız. Vakit yok. 1 saatten az zamanımız var. Hocam eğer Cushing tedavisine başlarsak ve yanılıyorsak kız ölür. Ama Cushing olmadığını düşünürsek kız hem göğüslerini kaybedebilir hem de hala hasta olur. Evet.
MR çekin. Kortizol seviyesi yüksekliğini MR'la nasıl tespit edeceğiz? Hayır, MR'da kortizol yüksekliğine neyin neden olduğunu bulacağız. İpek Hanım. Buyurun Vahap Bey. Ateş Hoca'yı gördünüz mü? Nerede kendisi? Evet efendim, gördüm. Hastası kritik bir durumda, onunla ilgileniyor. Tamam, anlıyorum ama yani bize de bir cevap vermesi sonuçta gerekmiyor mu? Evet Vahap Bey. Ancak bu hastanede bizim önceliklerimiz farklı. İnsanlar ölürken onlarla ilgilenmeyi tercih ediyoruz. İpek Hanım, siz yani anlayamıyorum, neden hep böyle bir ders verir tonda konuşuyorsunuz benimle sürekli? Estağfurullah Vahap Bey. Size ders vermeye falan çalışmıyorum. Ancak şu anda burada gördüğünüz bütün insanlar hastaneye ömürlerini adamış durumdalar. Dolayısıyla da yani insanlara neyi nasıl yapacaklarını ya da yapamayacaklarını söylemek bu kadar kolay olmamalı değil mi efendim? Siz söylemiştiniz ya bana, biz sağlık satıyoruz diye. Hayır efendim, biz sağlık falan satmıyoruz Vahap Beyciğim. Biz burada hastalara yardım ediyoruz. Onları iyileştiriyoruz, acılarını dindirmeye çalışıyoruz ve yardım ediyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da böyle üç günde kimin işten çıkarılıp çıkarılamayacağını hemen kolay karar veremiyoruz. Ki o insanlardan biri şu anda bir çocuğun hayatını kurtarmaya çalışıyor ise. İnanın insan sizin gibi doktorları görünce gurur duyuyor. Ateş Hoca'ya söyleyin, bir hafta veriyorum kendisine. Karar vermesi için bir haftası var. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Efendim, İpek Hanım. İyi çalışmalar. Size de efendim. İpek Hocam. Orhan Hocam. Dört gün daha. Dört gün daha. Hocam başlatıyorum. Ceyda'nın böbrek üstü bezlerinde bir şey çıkmamıştı değil mi? Zeynep nerede? Bilmiyorum ki. Çok güzel, geri gelsene. Bir dakika dur. Orada. Görüyor musun bak, ne o? Tümör. Gerçekten kuş yüksel durumu. Hekim oğlu doğru söylüyormuş. Sevgili Hanım, tümör Cushing sendromuna sebep olmuş. Bu da hormon üretimini bozuyor. Biliyorsunuz hormonlar her şeyi kontrol eder. Boy, kilo... Tedavi edilebilir mi? Tümörü ameliyatla almamız gerekecek. Tümör alındıktan sonra her şey hızlıca normale dönecektir. Yani gözlerini almanıza gerek kalmayacak mı? Hayır. Ay, çok şükür. Yalnız... bu ameliyat biraz riskli. Hipofiz bezleri... gözlerin tam ortasında, kavernüs sinüslerinin arasında yer alır. Bu bölgede de göz hareketlerini kontrol eden sinirler ve beyni besleyen ana damarlar bulunur. Lan bu... Cerrah hipofize transsfenoidal ulaşacak. Dudağın altından atılacak bir kesiğin içinden... fiber optik bir mikroskop sokacağız. Tümör bulunduktan sonra cerrah tümörü küçük parçalara ayıracak ve dudağın içine atılan kesikten bu parçaları çıkaracak. Operasyon yaklaşık 3 saat sürecek ve her şey iyi giderse kızınız birkaç gün içinde taburcu olabilir. Kızınızın yaraları iyileşecek, yorgunluğu ve kas ağrıları da geçecek. Hatta kilo vermeye bile başlayacak. Güneş yerinde, her şey yolunda. Yanıyor eteklerim, dönüyor yanı başımda. Güneş
yerinde, her şey yolunda. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yüzümün aldığı haller, evire çevire kapatıyor tokadı suratıma. Aklımın içi, aklının içindekiler. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? Gerçekten minnettarım. Çok sağ olun. Olur mu Önüsü canım? Bizim görevimiz. Güneş yerinde, her şey yolunda. Yanıyor eteklerim, dönüyor yanın ışığında. Güneş yerinde, her şey yolunda. Nerede bir sandalın ipi, çözülecek kim bilir. Korkmaktan kaçmıyorsan artık su bile yola dönüşebilir. Gerçekler tepedeyse gök, yalanlar kafadaysa çöl. Gerçekler dipteyse kum, yalanlar sen. Bu havaların ardı bozuk, ne gelecek bile bilseniz. Korkmaktan korkmayalım artık, ordular ilk hedefiniz kendiniz. Gerçekler tepedeyse gök, yalanlar kafadaysa çöl. Gerçekler dipteyse kum, yalanlar laftaysa sel. Dinler gelmiş. Ceyda, hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, bu gerçekten sen misin? Evet. Ceyda harika gözüküyorsun. O zaten her zaman harika gözüküyordu. Evet, kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim hepinize. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Doktor. Güzel. Kolay gelsin.
Hoş geldin Ateş. Ateş Hoca. Bir hafta oldu. Karar verebildiniz mi? Bir haftayı geçti bile. Nasılsınız görüşmeyeli? Biz iyiyiz. Siz? Hamdolsun. Kimi seçtin Ateş? Emre. Hayır, Emre olmaz. Başkasını seç. Anlaşmamız? Yok, anlaşmamız değişti şu anda. Başkasını seç. Hayır. Ya başkasını seçersin? Ya da bu departmanı tümden kapatırım. Thank you.